CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen, CHP tarihinde ilk kez grup başkan vekillerinin atamayla yapıldığını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yapmaktan korktuğunu da söyleyen Sevigen, atamayla göreve gelen iki isim için de ezik nitelemesinde bulundu. CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen, CHP'nin son kurultayını çadır kurultayı olarak niteledi. CHP tarihinde ilk kez grup başkan vekillerinin atamayla göreve getirildiğini, seçim yapılmadığını söyleyen Sevigen, atamayla genel merkezde görev alan Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz'e ezikler diye seslendi. Biz şimdi grup başkan vekillerimiz her gün çıkıp parlamentoda kürsüde demiyor mu atanmış bakanlar diye, evet. Hulusi Akar'a ötekine otur yerine diyor, ben seçildim sen atanmışsın diyor. Şimdi onlar kalkıp dese ki oturun lan yerinize, oturun yerinize siz atanmış grup başkan vekilleriniz dese o bizim çocuklar ne yapacak hadi? Orada iş yapamaz ki şimdi, ezik. Herkes ona diyecek ki ya sen parti meclisine bile çıkamadın kardeşim. Çıkamadın kardeşim. Ne olacak? Değil başkanı ayak oyunu yapacak. Tuncay Özkan'dan mı bahsediyorsun? Tuncay Özkan, öbür arkadaş. Ünal. Ünal Çeviköz. İkisinden bahsediyorum hadi. Canan Kaftancıoğlu için konuşan Sevigen, böyle il başkanı olmaz diye isyan etti. Ya hadi tabii ben, tabii ben il başkanlığı falan yaptığım için, ben il başkanlığı böyle şimdi hakkında konuşmak istemiyorum. Hem bir hanım, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı konumunda. Ama böyle il başkanı olmaz hadi. Hele benim dönemimde hiç olmaz kardeşim. Ben böyle yapacak, ben genel merkez yurt dışından McCarthy diye bir tane profesörü getirdik biz. Hı hı. Bu 1915 olaylarıyla ilgili, Ermeni yasası ile ilgili biz o olayı çıkardık ortaya. Bütün Türkiye'ye adamlar geldi, böyle bir Ermeni soykırım olmadığını Türkiye'de söyledi. Bütün sonuna kadar arşivlerimiz açık. CHP öncülük yaptı Şükrü Elekta Büyükelçi Başkanlığı'nda getirdik ve böyle bir şey olmadığını anlattık bütün dünyaya, Türkiye'ye paneller yaptık ve bizim il başkanı diyecek ki işte Türkiye Ermeni soykırımı yaptığı zaman 50 bin insanı sürmüştür, Ermeni soykırımı yapılmıştır gibi ima edecek, mesaj atacak. Ben Ankara'dan gelmeden onu görevden alırım ben. Tutar mıyım onu ben? PKK terör örgütü değil mi kardeşim, sana soruyorum. Terör örgütü. Evet, peki biz bunu il başkanımız PYD terör örgütü değil dedikleri zaman bu il başkanı tutar mısın? Genel merkez farklı, burası farklı olur mu hadi? Tam niye tutuyorlar? Ya yani işte ben bilemiyorum. Kemal Bey'e sormak lazım onu. Bir de demiyor ki ya, yani attığı tweetlerle, ya kızım ya da sayın başkanım ya il başkanım ya, biz bir hata yaptığımız zaman genel başkanlardan biz böyle terbiye gördük. Çağırırdı biz hadi, derdi ki çocuklar oturun bakalım ya. Biraz haddinizi bilin. İl başkanları, genel başkanları, il başkanları, cumhurbaşkanları, büyükler çok eleştirmezdik. Böyle bir terbiye vardı. Biz diyalog kurardık eski dönemlerde hadi. Bizim Salih Kapısız bizim şeyden gitmezdi. Gruptan ayrılmazdı. Biz Ali Topuzallah rahmet eylesin, diğer arkadaşlar AKP'den gitmezdik. Türkiye ile ilgili bir mesele olduğu zaman ortak karar verdik. Anlaşıldı grup başkan vekilleri. Giderlerdi meclis başkanına, derdik ki ya bu konu Türkiye için çok lazım. Birbirimize diyalog kurup anlaşırdık. Şimdi düşman gibi bakıyorlar hadi ya. Düşmanlık üzerine siyaset yapılır mı kardeşim? Kim yapıyor? Başarılı olur mu ya? Herkes yapıyor hadi. İki taraf da yapıyor. Ya düşmanlık üzerine olur mu ya? Sen bir tane CHP, Allah aşkına biz şimdi iktidarız. Benim üzüldüğüm konular bunlar. Ya biz ne yasasını geçirdik ya? Biz kime yardım ediyoruz hadi ya? Niye biz kavga ederek geçirir mi adamlar? Güçlü çoğunlukta onlarda. Ya yasa geçirmeye çalışıyoruz, hizmet etmeye çalışıyoruz hadi ya. Evet. Bireysel olur mu ya? Bizi de seçmişler. Biz görevde değildik. Bosna'ya gitmedik mi? Biz Batı Trakya'ya gitmedik mi? Yunanistan'a gitmedik mi? Biz Bosna'daki katliamları Allah aşkına bütün Boşnakları seyrediyorsa bilsinler. Başka hükümet vardı. Deniz Baykal ve ben biliyorsunuz benim bölgem Boşnakların bölgesidir. Hadi Büyük Sırbistan işareti yapıyorlardı biliyorsun. Diyorlardı ki bize oradaki Müslümanlara sahip çıkıyorsun. Ya insanlara sahip çıkıyoruz kardeşim ya. Şimdi katlediyor bu sırayla ya. Gidelim şu meseleyi bir kapatalım. Şimdi ben olsaydım bir dakika o görevde tutmazdım. Hadi ben tutmam. Yani genel başkanın yaptığı listeyi böyle şey kuracak, il başkanlarını toplayacak, organize edecek, bir başkasını seçtirecek. Eğer genel başkanın haberi yoksa. Bak haberi yok. Bilemem onu. Haber göndermiş. Onu bilemem. Liste çıkmasın demiş. Onu bilemem. Ama genel başkanın haberi yoksa, bak onu bilemem. Genel başkanın haberi yoksa ben o kurultay salonundan genel merkeze gidinceye kadar onu görevden alayım. Peki bu cevap mantıklı bir cevap mı? Ben doğru bulmadım. Yok değil. Yani hayır, doğru bulmadım diyse geleni yapacaksın hadi. Eğer doğru bulmuyorsan, gerçekten yanlışsa, partiye zarar verdiğini hissediyorsan geleni yapacaksın. Canan ama Kaftancıoğlu CHP'ye zarar veriyor mu? Bana göre veriyor hadi. Neye zarar? Ya her konuda veriyor. Attığı tweetlerle veriyor, davranışlarla veriyor. Hadi bak yine il başkanları ne yapar biliyor musun? Hı hı. İl başkanları o ilin envanterini çıkartır hadi.
İl başkanları gider, nerede yoksul var, fakir var, fukara var, çaresiz var, sigortasız var, sanayi mahallesine gider, Gültepe'ye gider, marangozlara gider, çalışmayan çocuklara gider, kayıp çocuklara gider. Allah aşkına bizim hangi şeyle gündeme geliyoruz? Şimdi il başkanı burada konuşmak istemiyorum. Yani ben şey olduğu için, partinin şey genel sekreter olduğum için biraz zoruma gidiyor. Hangi konuyla geliyoruz biz? Ya Tayyip hükümete küfür ederken geliyoruz, gündeme geliyoruz. Ya attığımız tweetlerle gündeme geliyoruz. Genel siyasetle gündeme geliyoruz.